Bugün sizler için inceleyeceğimiz model Mercedes B serisi. Alman üreticiyi kompakt MPV sınıfında temsil eden araç ilk kez 2005 yılında yola çıktı. Geçtiğimiz aylarda tümüyle yenilenen araç ikinci nesliyle yeniden tüketicilerin beğenisine sunuldu. Birinci nesil B serisi gibi ikinci nesil de A serisinin platformunda üretilmiş. B serisi Türkiye'de 2 benzinli 2 dizel motorla satılıyor. MPV segmenti, içi değişken yapılı ve geniş modellerden oluşuyor. Bunun sonucu olarak yeni B serisi de tasarımıyla iç mekan genişliğini artırmayı hedeflemiş. Yüksek tavan yapısı önden arkaya kadar devam ediyor. Aracın ön bölümünde kullanılan yeni nesil farlar dikkat çekici. Ayrıca yan kısımlardaki belirgin izler otomobilin kaslı görünmesini sağlamış. B serisi ilk nesline göre 9 santim uzamış. 4359 milimetrelik uzunluk ve 486 litrelik bagaj hacmi yeterli. Otomobilin iç mekanı Mercedes'e yakışır kalitede malzeme ile şekillendirilmiş. Eski model bu konuda bir adım gerideydi. Büyük boy Mercedes modelleri gibi B serisinde de otomatik şanzıman, direksiyonun sağındaki kolla yönetiliyor. Böylece orta bölümde boşluk yaratılmış. Orta konsolun en üstündeki bilgi ekranı iPad'i andırıyor. Görüntüsü modern fakat kullanıcı için büyük bir yenilik getirdiği söylenemez. MPV sınıfındaki araçlarda iç mekan değişkenliği önemli bir kriter. Ancak B serisi standart hatchback araçlar kadar değişkenlik sunabiliyor. Pek çok rakibi 3 parçalı bağımsız hareket eden arka koltuklarıyla B serisinin önüne geçiyor. Test ettiğimiz B180 modelinde 1.6 litrelik turbo destekli benzinli bir motor kullanılıyordu. Bu motor 5000 devirde 122 HP güç, 1250 devirden itibaren ise 200 Nm tork üretiyor. Otomobilin gücü yere 7 kademeli otomatikleştirilmiş şanzımanla iletiliyor. Çift kavramalı bir şanzıman olması sebebiyle vites geçişleri gayet hızlı ve kasılma yaşanmıyor. Otomobil 0'dan 100'e fabrika verilerine göre 10.2 saniyede ulaşıyor. Testimiz sonunda ulaştığımız ortalama yakıt tüketimi ise 9 litre dolaylarında. Özellikle şehir içinde tüketimin rahatlıkla 10 litreyi geçtiğini belirtmeliyiz. MPV'lerin geleneksel yüksek yapısı bu segmentteki modellerin virajlarda fazlaca yana yatmasına yol açıyor. B serisinde bunu engellemek için süspansiyon sistemi sert tutulmuş. Bu yol tutuşunu artırmış. Konfor ise yeterli düzeyde. Süspansiyon sisteminin sesli çalışması eski nesilde de göze çarpan bir eksiklikti. Bu durum yeni modelde de sürüyor. Otomobilin sunduğu diz mesafesi başarılı. Kabine yansıyan gürültü düzeyinin de düşük tutulması, özellikle uzun yolda rahat yolculuk edilmesini sağlıyor. Yeni B serisi, sınıfının dikkat çekici modellerinden biri olmuş. Fiyatı rakiplerinden pahalı, ancak onun premium bir model olduğunu unutmamak gerekiyor. MPV olarak iç mekanda sundukları kısıtlı. Bunun yanında sessizliği ve rahatlığıyla öne çıkıyor. Tüm Mercedes modelleri gibi B serisinin de ikinci elde özellikle ilk yıl ciddi değer kaybı yaşaması sürpriz olmaz. Bu sebeple satın alacaklar, uzun süre kullanmayı hedeflemeli ya da değer kaybını göze almalılar.